should last forever. Tell me that you'll stay, never go away. Kapının ismi kündekarı kapı. Künde, kapı. Şimdi künde geçme demek. Geçme kavramı demek. Kârı usta demek. Bu şekilde hiç çivi tutkal yok. Erkek zıvana. Dişi. Bu şekilde kenetleniyor. Mesela şu orta göbekleri, kapı en son toplanıyor. Mesela bu orta göbeği buradan çıkartmak için kapıyı komple şu serenleri sökmemiz lazım ki sökülmüşü de oradadır. O sökülüp içinden bu çıkıyor. Şu şunlara filato diyoruz ortadaki çizgilere. Bununla bu armut ağacı. Biz şu şekilde yenilerini yapıyoruz mesela. Bu da armut ağacından. Bunlar bu şekilde işlenerek mesela bu eskisi bu yenisi. Armut ağacını yani bu yüzeyde değil bunun içine geçiyor. Önce kanalı açıyoruz. Sonra bunu preslenmiş vaziyette aynı hizaya getiriyor. Tutkal sürülüp yerine monte ediliyor. Ondan sonra bu hale alıyor. Sonra bu hale alıyor. The front and back parts you can see. Bunun arkası bunun arkasını da göremiyorlar yalnız. Bunun arkasında da kapak var. Önüm gibi kapak.
Zaten geçme. Bu üstten aşağı. Yani bakın şunun kalınlığı yaklaşık 2 santimdir. 2 santim burası çürük olan yeri 2 santim alıyoruz. Tutkallıyoruz. Ondan sonra üstten aşağı oturtuyoruz. Yani bu normalde çok kuvvetli bir geçme olduğu için tutkalsız da yapılıyor ama burada olmaz o. Şimdi bakın bu kavradığı için ağacı şunu ayırmaya kalkın ayrılmaz. Şöyle tutkalsız da olsa onu demek istiyor kendisi. Evet, evet. Ama biz gene de tutkal sürüyoruz çünkü böyle kalkma ihtimali var. Bet, kenet bunlar da kırlanmış kuyruğu. Ama yine de biz tutkal sürüyoruz. Çünkü ek parçalar bunlar yani bütün parçalar tutkal sürüyoruz. Orijinalinde tavşan tutkalı. Heh, onu söyle. Tavşan tutkalı ve köpek kemiğinden yapılan bir tutkal. Ama gene de onlar burada kullanılmıyor. Çünkü Osmanlı hiçbir zaman böyle yama yapmamış. Şunların içinde. Çünkü bunlar burada hiçbir zaman burada tutkal yok. Burada tutkal sadece şu flotolar koyulurken. O tutkal yani sadece burada kullanılmış. Başka yerde yok. Ve ondan çok çok daha kuvvetli bir tutkal kullanıyoruz. Çok çok kuvvetli. Gemi yapımında kullanılıyor. Yani görülebilecek en kalite tutkal. Ve çok hafif kabaran bir tutkal. Parçayı yaptıktan sonra bu tutkalı buraya sürdüğümüzde kabardığı için, şiştiği için ikisinin arasında parçayla sıkıştığı zaman içeriye doğru komple bu gözenekleri de dolduruyor ve sağlam oluyor. Köpek tutkalı öyle bir özelliği olmadığı için onu kullanmıyor. Tutkalın iyi kavraması için şu kanallar. Tutkalın iyi tutması. Yani bir şeye geçmem lazım. Biz de onu soruyorlardı zaten. Bu şekilde. Boydan boya. Turkish walnut tree. Turkish walnut. Walnut. It's a very. Bunlar zamanında hep şu şekilde elle şu şekilde açılarak yapılmış. Wow. Bu deliklerin hepsinin ismi zıvana. Şunu biz uzatma sebebimiz, şu ek yaptığımızın uzatma sebebimiz. Buna bu içine geçtikten sonra biz bunlara delik açıyoruz. Şimdi siz tutkalsız. Sabitleniyor. İşkenceyi gösterelim mi? Önce işkenceyle sıkılıyor, gerginliği alınıyor. Ondan sonra deliniyor. Bakın şunu şöyle arkadaşım. Konik olmasının sebebi bu uzun yapılıyor önce. Eskiden ilk yapıldığı zaman. Ön taraftan yani bu arka tarafı ya, bunun ön tarafından çakmaya başlıyor. Yeteri kadar sıkılılığa geldikten sonra, yani gerginliği alındıktan sonra iki tarafı testereyle kesiliyor. Uzun olma sebebi o. Konik ya, gittikçe sıkı sıkı açtığı için ağaç zaten kendi kendine yer yapıyor içeride. Ve o yüzden de bunların hiçbiri bir tarafa uymaz yani hepsinin numarası vardır. Şunların şöyle olma sebebi de, bunların da bir sebebi var. Şunlar aralık geçiyor. Hayır, yok bak, yok aralık değil. Aralık kalmıyor. Şu. Eğiklik var. Tam düz değil. Şöyle bir eğiklik var farkında mısınız? Bak bu gelip bunun içine geçiyor. Yes. Çivi ve tutkal kullanmadan yapıldığı için bu. Birbirine kenet sağlıyor. Dikkat ederseniz bu parçayı tutup aşağı doğru çekmeye kalkın. Şurası şuraya dayanır. Bu şekilde. Yes. Delinecek şu şekilde. Yes. Bunun etrafında kapı dönecek. Okay. The door kapının altı burası. No, it's okay. But this is bu alt menteşe, o üst menteşe diyelim. This is iron. Evet, this is lead. This is mat. This is iron. Aynen. Bu demir. Soruyor. Where does it? Where is the? In the floor. In the floor. So there is a hole. Nereye değiyor diyor. Mermere mi değiyor, zeminde bir demir mi var? Zeminin üzerinde kurşundan levhalar var. Bu levhanın üzerine oturuyor şu şekilde. Kurşunun yani üstünde dönüyor. Artı 1/4 oranında ot taşı kırığı. Tozu ayrı, kırığı ayrı. Hayır. Bunlar 1 metreküp'e katılan oranlar. Artı 700 gram da kete. İmalat aşamasına. Köz tane kalçı. Mesek kalçı. Okey. Kireç, tuğla karı. Tuğla sosu. Ilık suyla karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Ve beklemeye alıyoruz. Dinlenmeye alıyoruz.
Bekleme 15-20 gün. Yani haç plastik bir kovama geldikten sonra kullanıyoruz. Yani bekleyip plastik bir kovama geldikten sonra kullanıyoruz. Afterwards we can use it. O çivacı bağlayıcı vazifesi gördüğü için. Önceden taktığımızda biraz daha önce binding material and it's hard. Şimdi çivatı kullandığımız zaman çivatıdaki tuz oranı fazla olduğu için. Tuzlama oluşturduğu için burasını harcım kullanıyoruz. Sonra çimentolu satı alındıktan sonra kılcal çarpıklar için alveria malzemesinin uygulaması yapılıyor. Sonra bu uygulamanın akabinde Horasan sıra ile tekrar bir zemin hazırlığına gidilecek. Sonra bulunan çalışmalardan sonra orijinal şekilde tamamlamalara gidilecek. Şu an ayetler bir hattat tarafından tamamlanmak üzere. Klasik Osmanlı süsleme sanatıyla kubbenin tamamında bir kalemiş uygulaması yapılıyor. Osmanlı'da yapıların daha ihtişamlı gözükmesi için bu sıva üzerine mermer taklit çalışmaları yapılır. Yazının akabinde devam eden zeminde ısrar çekiyor musun? Evet. Şu alanda devam eden motifler ve tığ işi dediğimiz bir süsleme benzemeleri. Şu palmet dediğimiz şu alan işlemsel olarak tabir edilen o büyük motiflerden çoğaltılarak yapılmış. Tabi orijinalde hiçbir bağlantısı yok. Orijinal motifler ile şu anda gördüğünüz gibi çok hafif ince ince şeyleri bulmaları denk geldi. Motifin büyüklüğü ve dönem hangi dönemde kullanıldığı konusunda tespit yapabiliyoruz. Zincirli bağlandığı rozet olarak tabir ettiğimiz alanlarda sadece bir tanesini orijinal olarak denk getirdik. Ötekilerin hepsinin göbeklerinde bir müdahale yapılmış. Bir tespitimizde aşağıdaki edinekerli tavanda kullanılan motiflerin bir çoğunu burada bulabiliyoruz. Now we will see the sandblasting application. You know that in time there is the stones like this getting darker. İç cephe olmasından dolayı sulu temizlik yapılamayacağından bilimsel kurulumuzun verdiği malzeme oranı ve bar miktarınca kuru kumlama ile temizlik yapıyoruz. Kaç var? Bir. Yavaş yavaş. More slowly. This is leather. No, leather. The decoration made on leather. And this is there is wood ground, and on it they put some glue, and then they put leather, then did the decoration. Okay. This is under the mihrab. Ceiling or mihrab? No. Termini? Mihrab or mihrab? No. Mihrab. Minbar is the one close but to mihrab. But this is mihrab. No? No, mihrab is the one at the end of the... But what is this in this minbar. 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 So this this is under the minbar. Uh-huh. What is minbar? Minbar is a place for praying, for namaz. The imam, you know, the... Imam, okay. Praise here and the other people follow him.
Okay. And now they are planning to restore it. How? They will support the wooden ceiling and get it up. Then they just close. How can I put them together by a special glue, which is made by made from rabbit. Okay. And then they already did fertilization. I don't know for the bugs. They have already did it. Ah, okay, okay. What's his name? Okay, never mind. Anyway, so some special chemical things, you know, they put inside for protection. Now, as I told you, they will close this area by a special glue, and they just fill these parts, the empty parts, for restoration. For restoration. And you can see here. Neydi bunun adı? Alem. Alem. This is Alem. They normally it must be on the top of the coop. Now it was taken, of course, for the restoration. They will clean it and then use the golden leaves to for original for renovate it. And also they use golden leaves here. Is you see? Ah, the name of this type of decoration, Edirne Kari. Edirne Kari. Works he had, mosques, the kiosks, palatial mansions,
and clock towers, etc. There are a lot of buildings. If you want, later we can talk about them. Okay, and this is the Makfian school. Now we're on the east passage. This is the east passage. Also the Baghdadi, you know, technique of, you know, that there are wooden strips, and on this facet, on this surface, we're applying the plaster. Plaster. It's the same Baghdadi technique. Lemon technique. I think you will do it. Yesterday, I think they explained the components. Okay, but they will bring now the materials. They compose. Yeah, they will show materials. Of course, the proportions are depending on the buildings. They're making them as an original. First, they're cleaning and they're give the shapes with the pencils. Okay. Then they're doing them with iron. These are the new ones. Quite original. And also these are, you saw on the facets, the zinc connection, pipe connections, and also zinc pipes. They will make them
as original with zinc, same material. These are screws were made in fire by hand. And also they used to put the plaster, as you see there. Okay, you can see the screws to make to provide the stability of the plaster. And also, these connection elements are used on the roof. You can see there behind the glazed element. They use this to combine the wood and brick on the roof, yeah, on the corners. Yeah.